Şimdi kasık patolojileri neler? Evet, burası. Kalalım kasık burada arkadaşlar. patolojileri şunlar. Kasık fıtığı, su fıtığı, kızlarda nak kanal kisti dediğimiz su fıtığının bir çeşidi erkeklerdeki. Evet. İnmemiş testis ve utangaç testis dediğimiz durumlar. Evet. Bunlar kasık patolojileri. Fıtıkla su fıtığı ayrımını ben size burada söyleyeyim. Tabii. Bakın üst resimlerde gördüğümüz kasık fıtığı, bakın orada açık bir kanal var ve oradan bağırsak içeri doğru giriyor ve çocukta kasığında ceviz varmış gibi böyle görünen kaybolan bir şişlik oluşuyor. Evet. Su fıtığı da buradaki açıklığın sadece sıvı geçişine izin verecek kadar olması durumunda oluyor. Evet. Su fıtığı da yaklaşık 1,5-2 yaşına kadar kendiliğinden geçebiliyor. 2 yaşından sonra ameliyat gerektirebiliyor. Kasık fıtığını konuşacak olursak çocuklarda, çocuklardaki kasık fıtığı yine erişkinlerdeki fıtıklardan farklı. Evet. Yine aynı şekilde apandisitte dediğimiz gibi erken teşhis arkasından da erken tedavi, cerrahi yöntemle tedavi yapılabiliyorsa kolay. Ama gecikiliyorsa işler gene sıkıntıya girebiliyor. Neden? Sürekli şiştikçe burası, buradaki kese dediğimiz, fıtık kesesi dediğimiz yapı çevre dokulara, yani testisin damarlarına, sperm evet. kanalına yapışabiliyor. Ve sıkışma riski oluşuyor. Sıkıştığı zaman da bağırsak veya testisle alakalı sıkıntılar meydana getirebiliyor. Bu yüzden çocuk kasık fıtıklarına dikkat edilmesi gereken şudur. Tanı konulduktan sonra bir an önce ameliyat etmekte fayda var. Yani işin kolay olması, ameliyat süresinin kısa olması bakımından ve sıkışma riskini hemen hemen sıfıra indirgeme bakımından. Sıkışmış fıtıkta acil ameliyat gerekir. Eğer bir sıkışmış fıtık varsa ve bize geliyorsa ve içeri girmiyorsa fıtık, o saatte, o dakikada ameliyat olması gerekir. Biz bunu çok arzulamıyoruz. Yani gündüz daha ideal şartlarda ameliyat edilebilecek bir çocuk, gece yine ideal şartlar hazırlanıyor ama çok acil durumlarda, işte daha böyle sıkıntılı durumlarda ameliyat ediliyor ve organ kayıplarına sebep olabiliyor. Mesela sıkışmış fıtık ameliyatı yapıp da testisini çıkardığımız, bağırsağının bir kısmını çıkardığımız hastalarımız oluyor.